Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Nazife Şişman'ın Dijital Çağda Müslüman Kalmakı. Nazife Şişman'ın Dijital Çağda Müslüman Kalmakı İnsan Yayınları'ndan çıkmış. Şöyle kapağını da bir göstereyim. Göz aşinalığı olsun, tanışmış olun, edinmek isterseniz. Evet, kitabın kapağı böyle, yazarı öyle, yayın evi de şöyle. Söyledikten sonra dönüyoruz şimdi içinden notlarımızı okumaya. Notlarımızı okurken kitap hakkında da bir şeyler söylemiş olacağız. İlk işaretlediğim yer hemen girişte 8. sayfada. Yazar diyor ki, insan nasıl öğrenir? Bu soruyu ele alalım mesela. İnsan nasıl öğrenir? Bu soruyu ele alalım mesela. Musiki Femi Muhsin'den öğrenilir. Musiki Femi Muhsin'den öğrenilir. Rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin'le yapılan bir röportajdan hafızama çakılan bir cümledir. Sadece musiki için değil, bütün geleneksel kültürün aktarımı için geçerlidir ruberu meşk, yani yüz yüze. Şiirde hat, teship, ebru ve minyatür gibi görsel sanatlar da, güzel vurgulayamadım, tekrar alayım. Şiirde hat, teship, ebru ve minyatür gibi görsel sanatlar da, hatta ilim de meşk edilir erbabının bir araya geldiği meclislerde. Yani ki ilim, sanat ve felsefe bütün düzeyleriyle hakikat insandan insana geçer. Burada hani mevzumuz internet ya, internetin ilk götürdüğü şey, ilk aldığı kelle ruberu ilişki, yani yüz yüze ilişki. Halbuki diyor yazar, İslami ilimlerin tamamı ya da İslam geleneğinde bütün ilimler ruberu ile anlatılır. Yani yüz yüze iletişimle, halden hallenmekle anlatılır. İnternet bizi ilk olarak bundan ediyor diyor. Böyle bir noktasına dikkat çekiyor daha girişteyken. Devam ediyoruz. Musiki Femi Muhsin'den öğrenilir de güzel bir cümle. O da aklımızda kalabilir. 22. sayfaya geldik arkadaşlar. Burada bir notum var. Aslında bilmek pek çok konuda malumat sahibi olmak değil. Aslında bilmek pek çok konuda malumat sahibi olmak değil. Varlıkla ilgili bağlantılar kurabilmektir. Bu bağlantıların kuruluşu esnasında aynı malumattan yola çıkılsa bile farklı bir resim ortaya çıkabilir. Bilim tarihinde sık telaffuz edilen bir söz, bu farklılığın sadece tasavvur düzeyinde kalmayacağına işaret eder. Söz de şöyle yaptığı alıntı, her kültür kendi gökyüzüne bakar ve her kültür kendi gökyüzünü yaratır. Cemil Meriç merhumun da kültürden irfana da yok, bu ülkede. Yok, ışık doğudan gelir de, tamam, ışık doğudan gelir doğrusu. Orada mesela diyor, bir kültürü ancak o kültürün içindeki insan doğru anlar diyor. Diğer kültür ona kendi ön yargılarıyla bakar. Nazife Şişman Hoca'nın da buradaki tespiti doğru. Hak vermek lazım. Her kültür kendi gökyüzüne bakar ve her kültür kendi gökyüzünü yaratır. Devam edelim. 26. sayfada. Basılı kitabı okumayan neden dijital kitabı okusun? Böyle bir soruyla başlıyor. Basılı kitabı okumayan neden dijital kitabı okusun? Bu sorunun cevabı bedava ya da ucuz olduğu için olabilir. Nitekim ilk dijital kitapların nasıl oluşturulduğuna bakarsak, bunun doğrudan doğruya herkesin ulaşımına açıklık ilkesinden hareketle gelişmiş olduğunu görüyoruz, diyor. Ama devamında hoca buna da bir kayıt koyuyor. Diyor ki yani internet üzerinden kitapla ilişki kurmak, basılı kitapla ilişki kurmak gibi olmuyor. Basılı kitapla ilişkisi olmayan da internet üzerinden bu işe ayrıca açılmıyor gibi bir kayıt da koyuyor ileride. Belki orada denk geleceğiz. 29. sayfada ilginç bir olay aktarılıyor. Bir Swartz isminde birisi 2011 Temmuz'unda federal hükümet tarafından hackerlık suçu nedeniyle tutuklandı. Eğer ispatlanırsa 35 yıl hapis cezasına çarptırılacaktı.
ama Şubat 2013'te intihar ederek yaşamına son verdi. İlginç. Stewart sanki yaşamıyla başaramadığını ölümüyle bir ölçüde başarmış gibi denilebilir diyor falan. Onun bu şeyiyle, hackerlık faaliyetiyle hacklediği şeyler halka açılmaya başlamış falan. 31. sayfadayız arkadaşlar. Hoca ilginç bir anısını anlatıyor. Üniversite mezunu bir genç 750 kelimelik bir yazımı çok uzun bulduğu için okuyamadığını söylemişti. Üniversite mezunu bir genç 750 kelimelik bir yazımı çok uzun bulduğu için okuyamadığını söylemişti. Ara sokakların tarihinde Dücane Cündüoğlu Hoca da en sonuna doğru, finale doğru bir şey söylüyor. Yani dün diyor, geçmişte, atıyorum işte tam cümleler aklımda değil, ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki insanların anladığı metinleri bugün üniversite seviyesindeki insanlar anlayamıyor demişti. Dücane Hoca da bu derde dikkat çekmişti. Bu da o minvalde. Üniversite mezunu bir genç 750 kelimelik bir yazımı çok uzun bulduğu için okuyamadığını söylemişti. Onun bu şikayeti üzerinde uzun süredir düşünüyorum. Siyasetle doğrudan ilgili bir gençti ve yazının başlığında başbakanın ismi geçiyordu. Yani ilgi ve motivasyon açısından bir sorun yoktu. Yazının dili ve akıcılığına dair bir eleştirisi de. Aktif bir Twitter kullanıcısı olduğunu bildiğim gencin bu okuma güçlüğünü, daha doğrusu yazı boyutuyla ilgili eleştirisini, dijital medyaya muhatap olmasıyla bağlantılandırmamak için müneccim olmaya gerek yok. Yazının web sitesindeki tasarımı ikinci sayfayı tıklamayı gerektirecek şekilde, akıllı telefon uyumlu versiyonunda ise ekran kaydırmaktan bıktıracak uzunluktaydı, diyor. Devam ediyoruz. 35. sayfa. Hani burada bir muhalefet şerhi düşeyim. Ben de dijitalden metin okumakta zorlanıyorum ama kitaptan metin okumakla ilgili bir sıkıntım yok. Dijital benim dikkatimi çok dağıttığı için uzun metinler zor geliyor dijitalde. Hocaya bir şerh, muhalefet şerhi olarak bunu söyleyelim. O doğrudan dijitalle ilişkiye bağlamış. Bence dijitale alışık olmamakla da ilgili olabilir bu. Oradan bir şey okumaya alışık olmamakla. Olabilir. Geldik 35. sayfaya. Dijital teknolojinin zihnin yapısını, bilişsel süreçleri doğrudan etkilediğini ortaya koyan araştırmalar var hali hazırda. Yanlış telaffuz ettim. Dijital teknolojinin zihnin yapısını, bilişsel süreçleri doğrudan etkilediğini ortaya koyan araştırmalar var hali hazırda. Mesela internet hızlı dikkat geliştirme için bir alandan diğerine hızlı geçiş için uygun bir ortam. Ama diğer taraftan bu vasat derin düşünceyi zorlaştırıyor. Bir daha okuyorum bu cümleyi arkadaşlar. Mesela internet hızlı dikkat geliştirme için bir alandan diğerine hızlı geçiş için uygun bir ortam. Ama diğer taraftan bu vasat derin düşünceyi zorlaştırıyor. Uzun metinlere sabredemeyen, hızla intibak edip hızla sıkılan zihinleri Shakespeare gibi klasik metinleri okumaya ikna etmenin artık mümkün olmadığına kani olan edebiyat hocaları da var, diyor ve alıntı yapıyor. Devam ediyor bu kısım. Evet, biraz hızlandık sanki. Geldik 50. sayfaya. Burası doğrudan kitabın konusuyla ilgili değil ama ilginç bir şey. Yaratan kendisi görülmediği halde her şeyi görendir. Celle Celaluhu. Görenle görülenin arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. İnsanlar arasında da gözün denetleyici etkisi nedeniyle görülenin hep hiyerarşik olarak aşağıda olduğu bir ilişki mevcut olmuştur. Mesela Malik Allula, Cezayir'de sömürgecilerin kadınların peçesini açma girişimini bile bu hiyerarşinin tehdit edilmesiyle açıklar. Peçeli kadınlar gören ama görülmeyen bir konumda olduklarından hakim sömürgeci tabi sömürülen hiyerarşisiyle uyumsuz bir durum sergilemektedir. Burası çok ilginç. Çünkü şu an mesela
Hatta bu paylaşımı ben internetten de yaptım, bu sayfayı paylaştım. Aynı gün PKK'nın da PYD'nin de Suriye'de okullarda kız öğrencilerden peçeyi yasakladığı haberi vardı. Hatta onu da ekleyerek paylaştım. İlginç bir şey. Bir de şunu düşündürebilir burası. Kadın tesettürle aslında aşağı inmiyor, yukarıya çıkıyor. O gören görülen ilişkisi üzerinden düşündüğünüz zaman kadın hayattan ötelenmiş olmuyor. Aslında hayata daha yukarıdan bakmış oluyor. Böyle şeylere düşündürdü burası. Bir yazı konusu olabilir diye kendime not aldım. Devam ediyoruz. 52. sayfadayız. Ha, burada bir kızın hayatından bahsediliyor. Jennifer Ligley'miş. Bütün hayatını kamerayla yayınlıyormuş. Bir ara bırakmış bunu ama tekrar başlamış dayanamayarak. Şöyle demiş. Kamera olmadığında kendimi yalnız hissediyorum. Bir arkadaş ya da bir ev hayvanı gibi gördüğünü anlıyoruz diyor. Çünkü kamerayı bir arkadaş ya da bir ev hayvanı gibi gördüğünü anlıyoruz. Ve görüldüğünü, izlendiğini hissetmeden yaşayamadığını açığa vuruyordu bu cevapla diyor hocam. İlginç gerçekten. 54. sayfadan yine çok güzel bir alıntı. Görüntünün içerdiği şiddete vurgu yapan sadece Baudelaire değil elbette. Bu böyle mi telaffuz edilir bilemiyorum. Hatalıysam ara. Jung Chul Han, şeffaflık toplumunda sergileme zorlamasının, şeffaflık toplumu herhalde eserinin ismi. Jung Chul Han, şeffaflık toplumunda, yani bu isimli eserinde sergileme zorlamasının görünür ve dışsal olanın mutlaklaştırılmasına yol açtığını söyler. Şeffaflık, mecburiyeti görünürlüğe tabi olmayan her şeyi şüpheli bulur, şiddeti buradadır. Bu o yazarın cümlesi. Jung Chul Han'ın cümlesi. Şeffaflık, mecburiyeti görünürlüğe tabi olmayan her şeyi şüpheli bulur, şiddeti buradadır. Yani baskılar diyor, gözükmeyeni baskılar, onun üzerinde bir istibdat uygular. Bunu da düşünmek lazım. Geldik 58. sayfaya. Kesin olarak bildiğimiz bir husus var. Postmodern sanal dünyada görülmekle var olduğunu hissetmek arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Kesin olarak bildiğimiz bir husus var. Postmodern sanal dünyada görülmekle var olduğunu hissetmek arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Devam ediyoruz. 64. sayfada hoca bir cümle söylüyor. Her davranışı sergilenecek, bir yazının sonu burası. Her davranışını sergilenecek, gösterilecek bir kayda dönüştürmenin, kişinin ameli durumunu ve hayat tasavvurunu nasıl etkiliyor olduğu meselesi ilmi halimize dahil olmalı. Yani bu aslında tasavvufun konusu, fıkhın konusu değil ama fıkha da dolaylı olarak tesir ediyor. Zaten riya tasavvufta hoş görülmez, İslam'da hoş görülmez. Bununla ilgili metinlerimiz var da onları internet için güncellemek lazım belki. Şurada güzel bir cümle var. 66. sayfa. Günümüzde şov dünyası o kadar genişledi ki sahne izleyiciyi de kapsıyor adeta. Günümüzde ise şov dünyası o kadar genişledi ki sahne izleyiciyi de kapsıyor adeta. Reality şovlarda, reytingin yönlendirdiği televizyon programlarında seyircinin, müşterinin bu içerik katkısını pek bariz göremiyoruz belki. Ama medyayı en geniş haliyle, eğlence ve enformasyonun da içine alan tanımıyla ele aldığımızda bu durumu daha açık ortaya koyan örneklerle karşılaşıyoruz. İzleyen ile izlenenin birbiri içine geçtiği bir gösteri çağındayız. Hatta sosyal paylaşım siteleri izleyici izlenen arasındaki sınırı ortadan kaldırmakla kalmıyor, üretici tüketici ayrımını da belirsizleştiriyor diyor hocam. 70. sayfa, yine o Jung Chul Han'ın metninden alıntılanmış bir şey. Diyor ki o yazar, şeffaflık toplumunda şeyler varlığını sadece ilgi üretmeye borçludur. Şeffaflık toplumunda şeyler varlığını sadece ilgi üretmeye borçludur. Yeni kapitalizm görünür, dışsal olanı mutlaklaştırarak, görünmez olanı değersizleştirerek,
ve hiç ilgi görmediği için onu adeta yok sayarak kuruyor sistemini. Ne kadar doğru. Yani izlenme sayısı yüksekse kıymetli. Hepimiz için biraz öyle. İzlenmemişse kıymetsizmiş gibi geliyor, tutmamış gibi geliyor. Halbuki içeriğinde belki hazineler var. Tutmaması da eğlenceli olmamasından olabilir. O hemen nefse hoş gelmemesinden olabilir. Hakikatin ölçüsü nefis değildir. Geldik 73. sayfaya. Burayı da okuyayım arkadaşlar. El-Nur Ladha diye birisinden alıntı yapılıyor burada. Zenginlerin zenginliği ile fakirlerin fakirliği arasında bir bağlantı olmadığı düşünüldükçe yardım organizasyonları herhangi olumlu bir sonuca yol açamaz. Zenginlerin zenginliği ile fakirlerin fakirliği arasında bir bağlantı olmadığı düşünüldükçe yardım organizasyonları herhangi olumlu bir sonuca yol açamaz. Okumamın kusuruna bakmayın. Tam aksine güç ilişkileri dikkate alınmalı. Zaten o zaman fotoğraf farklılaşacaktır. Batı'nın stratejik yardımlarının tarihi dikkate alındığında, Batı'nın stratejik yardımlarının tarihi dikkate alındığında 60 yıldır zengin ülkelerden fakir ülkelere yardım gönderiliyor. Ama günde 2 dolara geçinenlerin sayısı azalmak yerine artıyor. İlginç değil mi? 60 yıldır zengin ülkelerden fakir ülkelere yardım gönderiliyor. Ama günde 2 dolara geçinenlerin sayısı azalmak yerine artıyor. Bunu anlayamıyoruz çünkü fotoğraf hikaye eksik. Zengin ülkelerden fakir ülkelere giden her 1 dolara karşılık uluslararası şirketler o ülkelerden 10 dolar alıyor. Peki esasında kim kime yardım ediyor? Çok güzel sormuş. Maşallah. 75. sayfadan kısa bir alıntı yapayım. Dikkatimizi uyanık tutmamız gereken bir husus var. Erişimin ve iletişimin her derde deva olduğu şeklindeki söylem, tahakkümün kültür yoluyla garanti altına alınmasına yardım ediyor sadece. Erişimin ve iletişimin her derde deva olduğu şeklindeki söylem, tahakkümün kültür yoluyla garanti altına alınmasına yardım ediyor sadece. 79. sayfa. Kısa bir alıntı yapacağım. Yok, kısa olamayacakmış. Yukarıdan almam lazım. İlk olarak İran'daki halk hareketlerine Twitter'ın ivme kazandırdığına dair bir takım yorumlarla karşılaşılmıştı. Ardından Arap Baharı diye bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki muhalif hareketler Twitter üzerinden haberleşerek organize ettiler eylemlerini. Sanki muhalefetin bütün gücü sosyal medyadan kaynaklanıyormuş gibi bir hava esti. Tabii ki haberdar olma kanalı olarak ve duyarlılığa davet etme bakımından bu paylaşım kanallarının araçsal bir önemi olmuştur. Ama her şeyi haberleşme kanalına yüklemek çok isabetli bir yaklaşım değil. Tam tersi örneklerden de bahsediyor ileride. Devam ediyoruz. 86. sayfadan bir alıntı yapayım. Burada bize de bir eleştiri var. Milli Eğitim Bakanlığımızın, şuradan alayım. Her çocuğa bir laptop kampanyasına ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisayarı eğitimin her düzeyine sokma çabasına rağmen bu konuda hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem de velilere bir bilinç ve eğitim verilmediğinde sonuç internetin büyülü dünyasında kaybolan çocuklar oluyor. Bu Türkiye'de de yapıldı biliyorsunuz. Laptop, bilgisayar verildi. Tablet verildi pardon. Bilgisayar mıydı, tablet miydi? Aklımda kalmadı. Fatih projesi miydi? Öyle de bir ismi vardı. Ama işte sonuçları ne olur? Düşünülmedi. Bugün yani gençlerdeki durum da iyi değil internetle ilişki açısından. Gençler diyoruz bizim durumumuz da çok iyi değil. 90. sayfa. Profesör Greenfield'dan yapılan bir alıntı var. Profesör Greenfield, Parkinson hastalığı üzerine çalışan bir doktorun düşünce beynin hareketidir şeklindeki ifadesiyle açıklıyor bu deneyin sonuçlarını. Hareket nasıl kasları etkilerse düşünce, ses, koku, görüntü, duyusal haz, algı, bir konu üzerinde yoğun ilgi ve benzeri şeylerin yol açtığı zihinsel faaliyet de beyindeki
yolakları etkiler. Şuradan bir daha okuyayım. Parkinson hastalığı üzerinde çalışan bir doktorun düşünce beynin hareketidir şeklindeki ifadesiyle açıklıyor bu deneyin sonuçlarını. Düşünce beynin hareketidir. Ben burayı çizmişim. Hareket nasıl kasları etkilerse düşünce, ses, koku, görüntü, duyusal haz, algı, bir konu üzerinde yoğun ilgi ve benzeri şeylerin yol açtığı zihinsel faaliyet de beyindeki yolakları etkiler. Peki internete muhatap olan bir kişinin beyin yapısı bundan nasıl etkilenir diyor ve devam ediyor. Testin sonuçlarını anlatıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlandık. Burada yine varmış. 103. sayfada çizdiğim bir yer var. Marx'tan bir alıntı. Marx'ın sözü değil miydi? Tarihte olaylar iki kez tekrar eder. Birincisinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Yani mektupla mail arasında bir tekrar var mı? Yok, tekrarı değildir diyor orada. 106. sayfa. Dikkate almayı unuttuğumuz bir şey var. Her davranışı sergilenecek, gösterilecek bir kayda dönüştürmenin, görüntülerimizi tövbesi mümkün olmayan bir aleme, sanal tevbe mümkün mü? Emanet etmenin bizi neye dönüştürdüğü, ameli durumumuzu ve hayat tasavvurumuzu nasıl etkilediği. Bunu düşünmemiz lazım diyor. Çünkü arkamızda bırakamıyoruz artık hiçbir şeyi. O internette dalga dalga yayılmaya, insanları etkilemeye devam ediyor. Öyle bir amel, internetin ameli. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanda bir kafirin dişi Uhud dağı kadar olacak tarzı bir rivayeti anlama şeklini hatırlayalım. Diyor ki hani düşünürdüm ya ahir zamanda nasıl günahlar var ki bu kadar büyük şeyler oluyor. Günahlar işleniyor. Uhud dağı kadar oluyor bir dişi bir kafirin. Yani ne yapıyor da bu adam bu kadar cürüm oluyor? Ahir zamanda bizim şimdi bilmediğimiz başka günahlar mı olacak? Radyo, televizyon mevzusuyla Bediüzzaman Hazretleri bunu anlamış. Yani bir tek günah dalgalarla yayılıyor ve yüz binlerce günah oluyor. Her duyandan size bir şey yazılıyor. Allah muhafaza, Allah bizi öyle günahlara bulaştırmasın. İşte bu açıdan dediği gibi hocanın sanal alem atıyorsun ama o yayılıyor. Yayılandan sana da yazılmaya devam ediyor. Arkanda bırakamıyorsun ki tövbesi nasıl olsun. Ha belki Cenab-ı Hak elbette senin duruşundan dolayı onları bağışlayabilir ama bir açıdan da ya dalgayı sonlandıramıyorsun yani. Evet, geldik. Kaçıncı sayfaymış burası? 115. sayfa. Bir tek cümle okuyacağım. Eğer bir kişi sözünün arkasında değilse, sözü yalnızca gürültüdür. Eğer bir kişi sözünün arkasında değilse, sözü yalnızca gürültüdür. Jacques Ellul. Sözün Düşüşü diye bir kitaptan alıntıymış. Yanlış telaffuz etmediysem. Geldik 118. sayfaya. Burası ahir zamanda, modern çağda, mimsiz medeniyette kadın algısının nasıl değiştiğini anlatıyor. Kadının kendisini algılamasının da nasıl değiştiğini anlatıyor. Bu süreçte kadının bedeni üzerinde sadece kendisinin söz söyleme hakkı olduğu iddiası hakimiyet kazandı. Ve kürtaj kadın özgürlüğünün kadının bedeni üzerindeki hakimiyetinin ve tercih hakkının bir sembolü oldu hep. Çünkü kadınların biyolojik döngülerine mahkum olmaları, kadın hakları hareketinin ta başından itibaren kafa yorduğu bir meseleydi. Özel kamusal ayrımının merkezinde de kadınların ikincilleştirilmesinde ya da ezilmesinde de biyolojilerine mahkum olmaları yatıyordu onlara göre. Bak, kadının ikincilleşmesi, ezilmesi biyolojilerine mahkum olmalarıyla bağlanıyormuş modern çağın algısına göre. Yani sen kadın olduğun için başına bunlar geliyor. Yani doğurma işlevleri kadınları eşitlikten de özgürlükten de alıkoyuyordu. Böyle bir algı yüklenilmiş modern kadına. 121. sayfa. Mevlana Hazretlerinden Kuddise Sürruh bir alıntı yapıyor hoca. Kaynağını söylememiş ama. Can tecrübelerle sabittir ki haberdar olmaktan ibarettir. Kim ki daha fazla haberdardır, daha fazla canlıdır diyor. Hayat ismiyle ilgili benim de böyle bir tefekkürüm var da. Onu yazı konusu yapacağım inşallah. O zaman okursunuz arkadaşlar. Benim blogu biliyorsunuz cemaatsiznurcu.blogspot.com. Orada yayınlıyorum. Böyle
mevzular hakkındaki yazılarımı. Geldik, kaçıncı sayfa oldu? 127. Bir şeyin fotoğrafını çekmedikçe onu gerçekten görmüş olduğunu iddia edemezsin. Emil Zola'nın sözüymüş, 1901'de söylemiş. Bir şeyin fotoğrafını çekmedikçe onu gerçekten görmüş olduğunu iddia edemezsin. Acaba? Yani bu ne kadar, değil mi? Materyalistçe bir cümle. Maddesel varlığı var mı? Somut kanıt var mı? Varsa gördün. Yoksa gördün mü görmedin mi? Bu kesinlik ifade etmez diyor. Aslında maddeyi yüceleştiren bir yanı var. Oradan hoca şeye geliyor o yazıda. İşte görünmekle var olduğuna inanmak, görünmüyorsam var değilim gibisinden bir algı aslında bunun arkasından geliyor. Materyalist bir yanı var gibisinden analizleri var hocanın. Galiba bitirmemişiz. 149. sayfa. İlginç burası mesela. Evet, ben de rastladım, hoca haklı. Böyle bir durum söz konusu. Sınır ve ilkeden bahsedildiğinde sansürü anlayanlar, internet hakkında adeta ifade özgürlüğünün, demokrasinin beşiği olarak dokunulmazlık bahşeden bir yaklaşıma sahip. Çevremdeki dindar diye tanımlanabilecek gençler bile, internete düzenleme ve yasaklama getirilmesinin anlamsızlığı, hatta yanlışlığı üzerinden yaklaşıyorlar konuya. Siber seks, siber kumar ve devlet güvenliği gibi konuların internette mutlaka bir düzenlemeyi gerektirdiği şeklindeki argümanımı, internete engel koymanın imkansızlığı üzerinden cevaplıyorlar. Böyle mi? Hakikaten böyle ya. Hemen onlar itiraz ediyorlar. Yollarına bakmak yerine, yapabildiğimiz kadarını yapmak yerine hemen engel oluyorlar. Psikolojik engel. Yapılması gereken, o yukarıda okuduğumuz kısmın cevabı gibi önce de okuduğumuzun, yapılması gereken yeni teknolojiyi ve niteliklerini dikkate alan ve teslim olmadan onu kuşatan bir yaklaşımının geliştirilmesi. Aynı zamanda bu denetimlerin siyasal ya da toplumsal bir takım baskıları meşrulaştırmak için kullanılmaması. Diğer taraftan interneti düşünce ve ifade özgürlüğünün tecessüm ettiği bir arena olarak kutsayan yaklaşımın da sorgulanması gerekiyor. Elhak öyledir. Burada hoca tatil mevzusuna getiriyor. Bu yazının son makalesi biraz daha farklı bir konusu varmış gibi. Paragrafın başından alayım. Finalimiz artık burası. Hayat bir konaklama yeri olarak tanımlanmıştır pek çok kadim kültürde. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yolcunun bir ağaç altında dinlenmesine benzetmiştir hayatı. Asıl menzil ahirettir. Bugün de hayatı bir bekleyiş olarak kodlayan reklam sloganları var tedavülde. Ama geçip gitmekte olan hayatta. Bir de okuyabilsem, bir su içeyim. Ama geçip gitmekte olan hayatta kalıcı tutamaklara yönlendirmiyor bu sloganlar. Dünya, ahiret için çalışan tarla, ahiret hasadının tarlası değil bu yaklaşımda. Pazar tatilinde ya da yaz tatilinde harcanacak paraların biriktirildiği bir bekleyiş sürecinden ibaret hayat. Çünkü hepimiz tatil için çalışıyoruz. Tatil için çalışmak, ahiret için çalışmanın önüne geçti diyor hoca. Günümüz insanı ahiretini de bu dünyada düşünüyor. Sabır için bir dayanağı lazım. O dayanak bu dünyanın ahireti, yani tatil. Tatil için çalışıyoruz diyor. 157. sayfada aynı yazının devamında. Bu durumda işin acı tarafı, tatil için çalışanlar tatilde de kapitalizme katkıda bulunarak bir nevi çalıştıklarının farkında olmuyorlar. Ya da daha kötüsü, yıl boyu çalışırken de boş zaman geçirdiklerini idrak edemiyorlar. Niye boş zaman? Çünkü Allah için yaşamadın ki sen onu. Allah'ın rızasını aramadın ki sen onda. Aramadığın için aslında ahiret açısından hakiki değerinde o da boş. Yani çalışman senin boş zaman oldu. Boş zamanın da seküler anlamda yine çalışmak oldu. İki tarafı da kaybettin. Çok güzel bir analizi var bu son yazıda hocanın. Evet arkadaşlar. Nazife Şişman Hoca'nın Dijital Çağda Müslüman Kalmak'ını içinden alıntılarla bir miktar tanıdık. Kitabı da şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar, kapağını da aşinalığınız oluştu. Genel olarak kitap
Güzel bir kitap. Çok faydalı bilgiler var. En azından tehlikeye uyandırıyor. Ama internete çözüm hakkında, yani internetle ilişkimizdeki arızalara çözüm hakkında çok şifalar görmediğim için de, yani aradığım şeyi bulamadığım için de, yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an hepimiz, hiçbirimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlişkinin içindeyiz, engel olamıyoruz. Süreç bizi sürekli içine doğru çekiyor. Yani internetin yoksa cep telefonunda hayattan kopuyorsun. Ben mesela cep telefonunda internet kullanmıyorum. Bunu kendi seçimim olarak uygulamaya çalışıyorum. Ama hayat beni öteliyor. WhatsApp'ta yokum, şurada niye yoksun, burada niye yoksun falan hep soruluyor. İnternet bankacılığı kullanamıyorum. Ya niye şu işlemi yapmıyorsun falan filan sorgulanıyor. Yani bu bir tür mağduriyet, seçilmiş mağduriyet oluyor. İnsanlar sana geri kalmış nazarıyla bakıyorlar. Seçilmiş bir geri kalmışlık yaşıyoruz. Ne yapmak lazım bunu aşmak için? Bir disipline sokmak lazım. Belli adımları olması lazım. Tıpkı tasavvufta olduğu gibi bir yola girmek lazım yani. O açıdan bu kitapta çok devalar görmedim ama derdin teşhisi açısından, ki bu da bir çeşit devadır denilebilir. Teşhis de dermanın bir parçasıdır. O açıdan faydalı bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Efendim, bu kitaplıkta bu kadar. Başka bir kitapta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.